Sabah gazetesi Fatma Göksu. Efendim ben iki soru sormak istiyorum. Öncelikle EYT konusunu. EYT ile ilgili yasa teklifi ne zaman mecliste komisyon aşamasına gelir? Zira muhalefetin bilerek geciktiriyorlar, seçimi bekliyorlar eleştirileri hız kazandı. Bu konuyla alakalı değerlendirmeniz ne olur? İkinci olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız Muğla'daki konuşmasında 14 Mayıs 1950 seçimindeki yeter söz milletindir sloganını çağrıştırarak 2023 seçimlerinde de yeter söz de karar da milletindir diye bir ifade kullandı. Buradan hareketle seçim tarihinin 14 Mayıs olarak şekilleneceğini söyleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade çıktı, karar verildi. Dolayısıyla meclisin kendi çalışma takvimi içerisinde en hızlı bir şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı. Şubat ya da en geç Mart ayı içerisinde almaya başlarlar alacaklarını diye. Çalışmalar bu yönde devam ediyor. Yani kendi takvimi içerisinde hiçbir aksam olmadan, hiçbir gecikme olmadan, öyle yok işte seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih olsun. Bu meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı giderilmiştir. Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır. Bu bahsettiğiniz seçim takvimi meselesiyle ilgili biz tabii bunu somutlaştırdığımız zaman yani tarih şudur dediğimiz zaman söyleyeceğiz. Ama size bir şifre verdim. Dedim ki biraz geriye çekebiliriz ama bu çok geriye çekme yani erken seçim anlamına gelmeyecek dedim. Dolayısıyla şimdi birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. Kamuoyu da takip ediyor. Bu çerçevede biz tam olarak bunu tarihini somutlaştırdığımız zaman sizinle paylaşırım. Ama dediğim gibi çok kısa bir süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak arkadaşlar.